Manchester çıkışı eğlenceye gittiler be birileri. Eğlenceye gittiler, 4-1 yenilmiş takım. Aziz Yıldırım değil. O gitti, yattı. Hilton Oteli'ne gitti, yattı. Ama birileri eğlenceye gitti, eğlenceye. Aziz Yıldırım, etrafındakiler seni çok kötü yere sürüklüyor. Etrafındakiler seni çok kötü yere sürüklüyor. Sana defalarca bu devletin tepeleri, bu devletin en üst makamları uyarmasına rağmen çakal çukal takımını yanında tutma. Bu uğursuz takımını yanında tutma demesine rağmen, bunların suçlarını sana saymasına rağmen yine bildiğini okudum. Rasim, fazlasıyla bu yolun söz hakkını sonu kullandın. Yaş. Senden rica ediyorum sevgili Onun kardeşim. Onun için Yargıtay kararından endişeliyim Senden deme. Senden rica ediyorum Rasim'cim. Artık FETÖ'cü savcı yok. Bundan böyle gelebilecek herhangi bir operasyonu FETÖ'cü savcı diye geçiştiremezsin. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları. Bunlar FETÖ sana kumpas kurduğunda seni kurtaran gerçek hukukçular. Gerçek hukukçuların dosyaları. Onlardan endişe ediyorsun. Yargıtay'dan değil. Ama çok akıllı da adamsın. Endişeliyim, tedirginim. Yargıtay'dan değil. Bu Yargıtay'da dosya bozulur. Bak, tevkif savunmanı baştan sona okudum. Gayet güzel. Yargıtay onar. Yargıtay değil. Başka şeylerden endişelisin. Tamam Ertem abi. Bu arada Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bir kez daha tekrar söylüyorum. Sayın Başkan, kanalda. Yayınımıza, tek Mertçe. Yayınımıza bağlanabilirsiniz. İstediğiniz gibi söz hakkınızı kullanabilirsiniz. Mehmet Berk dahil Fenerbahçe Kongre Üyesi. Bütün yöneticileri daha yeni attılar. Rasim, senden rica ediyorum. Daha yeni attılar. Rasim, senden rica ediyorum. Niye beklediler şimdiye kadar? Rasim, senden rica ediyorum. Lütfen. Lütfen. Ben de zor durumda kalıyorum burada. Hiçbir yayında bu kadar zorlandığımı... Sen FETÖ çatı iddianamesini okudun mu? Hiçbir yayında bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. FETÖ çatı iddianamesini okudun mu? Beni siyaset falan ilgilendiriyor. Çok, evet, beni, biz Sayın Cumhurbaşkanımıza işte, sonuna kadar saygılıyız. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, Fenerbahçe Başkanlığı koltuğu olduğu için Fenerbahçe Başkanlık koltuğuna sonuna kadar saygılıyız. Beşiktaş'a, Galatasaray'a ne kadar saygılıysak en az o kadar Fenerbahçe Başkanlığı'na saygımız var. Severiz sevmeyiz, o ayrı mesele. Benim hiçbir şeyim yok zaten. Nötrüm o konuda. Adamı bilmem etmem, bir bardak çay bile içmedim. Kim? Ama Aziz Başkan'la ilgili olarak söylüyorum. Ama burada Fenerbahçeli taraftarları da ayrı bir köşeye koyalım. Fenerbahçe aynen. Taraftarları izliyorlar bizi. Fenerbahçe zaten onlar, büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarını Konya'da ayrı bir köşeye koyalım. O konuyu unutul, o Fenerbahçe konuyu konuşmasın diye yapılıyor bunlar. Fenerbahçe taraftarını ayrı bir köşeye koyalım. Bak lütfen, bugün havalimanına indiği andan itibaren bile Fenerbahçe taraftarının zaten İnanılmaz içi yanıyor adamların. Adamın hiçbir şey umurunda değil Fenerbahçe taraftarları. Yok Aziz Başkan şunu konuşmuş. Yok Rasim cevap vermiş. İşleri güçleri buradaki puan durumu. Fenerbahçe'nin puan durumuna bakıyorlar. Fenerbahçe kaçın sırada? Konya Sporu yener miyiz yenemez miyiz ona bakıyorlar. Umurlarında olan tek sana şey bir soru sorabilir miyim? Evet. Madem biraz spora götürelim. Lütfen. Ben bu siyasi Rasim'in özgür tamam mı anlattı sen anlatacağını. Sayın Başkan'dan rica ediyorum. Ya Sayın Başkan'a siz yıldırın. Sayın Başkan'a siz yıldırın. Korkaklar. Ödlekler. Ödlek Rasim. Senden rica ediyorum. Korkak ödlek demeyelim. Koskoca başkana. Ya Rasim. Lütfen rica ediyorum senden. Senden rica ediyorum. Korkak ödlek demeyelim. Ben gelsin kardeşim o zaman. Ben yayınımız adına özür diliyorum Sayın Başkan. Siz korkak ödlek falan değilsiniz. Sizden rica ediyorum. Değilsiniz. Sizden rica ediyorum. Bağlanın yayınımıza. İstirham ediyorum. Bağlanın. Lütfen söz hakkınızı burada kullanın. Ali İsmail tezahüratını söyleyen taraftarı almıyor tribünlere. Almıyor. Ali İsmail Korkmaz tezahüratını söyleyen taraftarlık tribünü almıyorsun. İşte Ertem görüyorsun. Daha dün onlara sahip benim çıkıyordun, şimdi tribünü almıyorsun. Bu mertlik mi? Bu hep aynı şey. Müsaade misin? Bir dakika. Geçen sene. Bir dakika. Geçen sene de aynı şey. Bir dakika Rasim. Evet, sene. Bu şimdi yanlış. İnsanlar diyor ki bir dakika ya. Rasim ne diyor? Şey Rasim diyorum. Ertem sen ne diyorsun? Apo da diyor. Sinan diyor ki ya abi burası siyaset programı değil. Bu çok derin. Tam böyle dip siyaseti. Doğrudur aslında, bir siyasi uzmandır, siyasi yani, yorumcudur. Biz hiç anlamıyoruz. Ama başka bir şey yok. Bir dakika kardeşim. Ben dalga geçiyordum burada. Rasim. Ben hiç anlamıyorum. Bir dakika müsaade edin. Müsaade edin. Şimdi bak kardeşim. Kedi değil mi? Kedi. Küçücük bir mahluk değil mi? Vurursan, döversen, ısır bir... O bile sana biçindi. Rasim'i böylesine tırnak içinde derin konulara sevk eden, tırnak içinde... Delirten, bunu pozitif anlamda söylüyorum Rasim. Delirten.
tırnak içinde zıvanadan çıkartan nedir? Çok aleni söylüyorum ki, çok net konuşuyorum. Bir şahıs Rasim'i, konuyu siyasete, bak tekrar söylüyorum, Rasim'i kastederek ahlaksız, şerefsiz, köpek. Korkuyorlar lafını sana söyleyeyim. O korkuyorlar köpek lafı ne biliyor musun? Açıklıyoruz madem. Korkuyorlar köpek ya lafı. Ne açıklayacaksın? Gelsin bakalım. Korkuyor, Britanya korkuyor. Adalarında adada bir şehirde yaşanan olaydır. Kimse kimseyi yemezdi. Köpek Rasim. Açık konuşayım. 150 kişiye müsaade gelin. Et. Heh. Ben biliyorum. 150 kişi karşıma gelin. Rasim. Hepinizi maymun gibi dizeceğim böyle. Maymun. Rasim. Rasim. Ben seni kesmedim. Rasim sen 15. Ne diyorum sana? Buyur hocam. Arkadaşlar hiç kimse de Rasim'e falan kızmasın. Ayrıca de şunu söyleyeyim. Hayatta olduğum sürece ben Rasim'in tırnak içinde hayat gücüm yettiği madden ve manen yedirmem. Ha sen kim oluyorsun dersen ben garip bir Orhan Veli'yim kardeşim. Herkesin de kendine göre bir gücü vardır. Konuyu şimdi Rasim soktum. Bir dakika oğlum. Rasim durup dururken böyle zıvanadan çıkıp olayı top secret, top dip konulara falan zevkinden getirmedi. Senin başkanın, şimdi 25 milyon Fenerli'ye sesleniyorum. Senin başkanın çocuğa, oğlu yaşındaki adama alkolik, köpek, affedersin seni Rasim. Hocam yeniden bunları tekrarlarsan Aziz kardeşim, Yıldırım propagandasına gider. Köpek, Aziz Yıldırım ahlaksız, şerefsiz dersen, dersen adam da Engin Dağarcı bilgilerinle kitlemeye girer. Aziz Başkan hiç kızmaca falan yok. Velev ki istiyorsan da kız. İstiyorsan da kız. Sen durup dururken adama alkolik, ahlaksız, köpek, şerefsiz diyeceksin. Adam sana bu hakaretler hepsi sensin demedi. Adam da konjüktürel olarak bizlerden çok daha iyi bildiği için doğrudur yanlıştır. Bir dakika kardeşim. Dosyalar, bilmiyoruz ben bu konjüktürü 5 yıllık 6 yıllık konjüktür çok derin bilmiyorum. Kim ne demiş falan. O ama her şeyi döktü. Döktü. Şimdi sana yakışan bağlanmak. Ha bağlanmaya da bilirsin. Önemli değil. Hocam spor önemli bağlanma, değil bağlanmaz. O. Bak önemli değil o. Şimdi sana başka bir örnek vereyim. Ya gelsin delikanlı gelsin. Hayır şimdi tekrar spora sokuyorum. Senin deyiminle bazı spor mensupları, spor yazarları, köpek, şeref, saysiyesiz. Şimdi benim aslında arkadaşlar o tweetlerimi göstersinler sportif tweetle. Tekrar spora sokacağım. O sportif tweetlerimi, ironi yaptığım sportif tweetlerimi cevapla. Bir gelsin. Şu anda Konya'da çok lüks bir otelin en üst katında, yanında muhtemelen Mahmut Bey, Uslu, Şekip. Ona birazdan girin, şey gelsin. Tweetleriniz gelsin. Tweetlerim gelsin. Kim hissediniz? Şu anda otelde bizi seyrediyorsunuz. Biliyorum. Veya seyretmiyorsa danışmanların not alıyor. Ahmet şimdi, abi çok fazla üzmeyelim. Fenerbahçe taraftarları. Ben Aziz Başkan'ı da. Sevgili kardeşim. Mahmut abi de çok üzmeyelim. Müsaadenizden bir şey rica ediyorum. Korkmayın bunlardan. Rasim. Hocam bir saniye. Hocam bir dakika ya. Bir dakika lan. Bir dakika. Şemir. Bir dakika. Bir dakika. Benim kardeşim bir dakika. Benim kardeşime. Rasim. Bir dakika. Diğer spor medyasına. Köpek. Ahlaksız. Şerefsiz. Ben her şeyi sorarım. Hocam bir saniye. Bir müsaade eder misiniz? Bir dakika müsaade edin ya. Sakin. Bir dakika ya. Sakin. Ya bir dakika müsaade edin ya. Moderatör müyüz, maymun muyuz burada? Bir durun ya. Diyorum ki. Sakin. Üzmeyelim. Kırmayalım. Ben bu programın moderatörüyüm. Siz onlar size köpek, şerefsiz hayvan dedi diye aynı şeyi mi söyleyeceksiniz? Öyle bir şey ya? Mi? Demeyin. Tamam. Tamam o zaman bir dinleyin. Ben demiyorum. Tweetini istediniz. Ben demiyorum biliyor musun? Bir saniye. Ben demiyorum. Fenerbahçe taraftarını ayır sana. Ben sana geldiği için beni konuşturmayın. Fenerbahçe taraftarını çıkarlardan. Yazık günah. Tamam. Maymunun 2017 yılında hapishaneye girecek diyorum. Anladın sen. 2017 yılında. Garantili. Garantili. Bizimki gibi iftira değil. Gerçek. Abi, 2017 yılında hapishanede. %100. Rasim bitti mi? Hadi bakalım. Spor şeyini koy şimdi. Hadi benim. Uğraşsınlar bakalım. FETÖ bitti. Rasim. Aslanlar gibi savcı Serdar Coşkun'un iddianamesine göre, FETÖ çatı iddianamesine göre Fethullahçı teröristlerle işbirliği yapıp parada anlaşamadınız. Çatı iddianamesi aynen böyle söylüyor. FETÖ çatı iddianamesi. Hadi Serdar Coşkun'a da küfret. Hadi savcı Serdar Coşkun'a da FETÖ'cü de bakayım. Hadi Serdar Coşkun'a FETÖ'cü de. Sen dua et. FETÖ sana kumpas kurdu. FETÖ sana kumpas kurdu da Cumhuriyet'in gerçek savcıları senin hakkında işlem yapamadılar. FETÖ sana kumpas kurunca onların bütün olayı durdu. Şimdi de henüz sıra sizin çeteye gelmedi.
sizin çeteye gelmedi. Önce askeri vesayet çetesini bitirdi bu ülke. Sonra Fethullahçı terörist çeteyi bitirdi. Ok yaydan çıktı artık. Ya. Beyler kimse bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen moderatörsün ama ok yaydan çıktı arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim. Rasim şunu söyleyeceğim. Korkak korkma diyorsun. Eğer ben korksaydım 15 Temmuz gecesi saat 21.30'da 22'de safımız belli diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın da fotoğrafını koymazdım. Ya abi siyaset konuşmayalım mı? Bir dakika. Hayır korkaklar diyor. Benim Allah'tan başka kimseler korkmuyor. Onlar göbek atıyordu. Rasim. WhatsApp kayıtlarını devlet dinleyemez zannediyor. Sayın Başkan şu anda bizi seyrediyor musunuz otelde? Bakın bilgiler geliyor. Rasim. Otelden de bilgiler Rasim. Geliyor. Sizler rica ediyorum bağlanın. Aziz Yıldırım'ın etrafından Rasim. Bahsediyor. Rasim tamam bir saniye. Rasim bırak spora geçelim. Rasim lütfen ya. Bu kadar matrumuz yok tamam. Abi yarım saat 40 dakika konuştun. Gitme bir yere. Gitme. Otur. Konuş. Otur. Futbol konuşmayacaksak benim işim yok. Ben siyaset anlamıyorum hocam. Kardeşim. Apo sen de otur. Apo sen de otur. Ben söylüyorum karşıma gelsin. Hocam bir saattir. Ben FETÖ Allah belasını versin. Ne FETÖ bilirim. Ne siyaset bilirim. Bir dakika. Allah hepsinin belasını versin bu. Gönül isterdi ki. Bir dakika. Futbol konuşmayacaksın. Benim ne işim var hocam? Apocuğum. Bir dakika. Müsaade edin. Müsaade edin. Böylesine bir spor programında derin siyaset. Konuşulması tuhaf gibi görünse de. Murat edilen oldu. Müsaade et. Burada bir insan var. İnsan evladı. Bak bu da bir insan evladı. Kapat abi şunu bir dakika. İnsan evladı bu. Tamam 30 yaşında iki çocuk babası. Bu ne? Buna birisi şerefsiz, ahlaksız evet, köpek diyorsa yanlış. Tamam kapat. Şimdi gel tweetleri. Ben sana tamam. Düşman oluyorum. Oğlum bana sen manyak mısın? Aziz Yıldırım'ın evet. Aziz Yıldırım'ın manyak ve kendi başarısızlığını evet. Kendi kulübü mahvetmesinin diktatoryasını kurmasını hanedanlık Fenerbahçe'nin sakin. Cumhuriyetini bak nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek istedi FETÖ çetesi. Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni hanedanlık haline çevirmek isteyen bir çete var mıdır bu ülkede? Vardır. Kongre yoluyla da gitmez. Çünkü kongredeki herkes kendi belirlemiş. Fenerbahçeli taraftarlara sorulsa gider. Peki ben başka bir şey olayı yumuşatmak, spora çekmek istiyorum. Velev ki basın hakikaten kötü Türk basını. Şimdi sen benim tweetlerimi koysan. Yasin ama kesmeyelim. Rasim lütfen rica ediyorum. Kesmeden rica ediyorum. Ahmet Çakar'ın. Sayın Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'ndan sonra yaptığı açıklamalardan sonraki tweetlerini ekrana getiriyoruz. Aziz bak tam verseniz arkadaşlar. Tam verin bir ekrana. Tam verin ben de okuyabileyim. Bütün sinirlerim alt üst oldu tamam, ya. Tamam sakin ol. Aziz Başkan haklı tabii ki. Tüm spor medyası Alaaddin gibi olmalıdır. Alaaddin gibi dedi. Alaaddin Metin abi. Yukarıdan aşağı oku. Aziz Başkan haklı tabii ki. Vitor ve komisyoncu Terenao'yu getiren... Hayır bunun önceleri var. Hocam, önceleri... hocam kronolojik olarak okuyorum. Onu okuyorum. Peki kardeşim. Özür. Aziz Başkan haklı tabii ki. Vitor ve komisyoncu Terenao'yu getiren, sonra Terenao'yu kovan, sakat Van Persie'yi transfer eden şerefsiz medyadır. Yanında bir şemsiye. Aziz Başkan haklı tabii ki. Ligin başlamasına 3 gün kala Vitor'u kovup, emekli olmuş Dik'i getirip, Dirk, bunu da yeni öğrendim, Dirk dememi istiyorlar. Dirk'i getirip ve ona bayramlarda izin veren de medyadır. Yine bir şemsiye. Emojileri Ahmet Çakar açıklarız, koyuyor. Açıklarız. Aziz Başkan haklı tabii ki. 3 Temmuz'da takımına sahip çıkan ama başarısızlıkta da protesto hakkını kullanan taraftarı medya bağırtmıştır. Yine bir şemsiye. Aziz Başkan haklı tabii ki. Tüm spor medyası Alaaddin gibi olmalıdır. Onu eleştirmek izne tabi olmalıdır. Fener düşmanı, şerefsiz medya. Özür diliyorum ben sizlerden sevgili seyirciler. Yanında bir de şemsiye. Evet. Aziz Başkan haklı tabii ki. Alanya, Kayseri, Başakşehir, Bursa ve Osmanlı Spor kayıplarının sebebi şerefsiz spor basınıdır. Bir şemsiye daha. Aziz Başkan haklı tabii ki. Şampiyon Ersun Yanal'ı kovan, ardından da ben olduğum sürece Ersun ve Aykut olamaz diyen de alkolik spor medyasıdır. Yine bir şemsiye. Aziz Başkan haklı tabii ki. Ersun Hoca'dan sonra İsmail Kartal'ı hoca yapan, sonra onu da kovup Vitor'u getiren de spor medyasındaki köpeklerdir. Bir şemsiye daha. Hepsi mi bu? Şimdi bu ironi tabii. Bilmiyorum bu kadar. Evet bu kadar. Bu ironi. Şuradan şuraya geliyorum. Velev ki spor medyası kötü. Velev ki spor medyası taraflı şudur budur. Bana bir su verir misiniz? Sen bu arkadaşlar? Taraflı spor medyasına defalarca şampiyonluklar kazandın. Onu atıyorum. Ya peki şu kronolojik olarak son 3-4 sene içinde yaşanan, bana göre futbolun gerçeklerine tamamen ters, keyfi yapılmış hamlelerden sonra Fenerbahçe madden ve manen şöyle sıkıntılı bulmuşsa, burada spor medyasının suçu ne? Burada tabii ki...